Biz Excel'de iki farklı makro türünden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki makro kaydederek makro oluşturma. Diğeri Güzel Basic for Applications editörü yardımıyla makro yazmak. Bunlar aslında birbirini karşılayan skorlar ortaya çıkartıyor. Örneğin biraz sonra yapacağımız işlem bu eğitim serimiz boyunca yalnızca bir defa yapılacak. Çünkü biz genellikle makroyu kaydeden değil makroyu yazan tarafta olacağız. Ama işleyişin nasıl ilerlediğine dair bir fikir sahibi olabilirsiniz diye makro kaydetmeyi de sizlere özellikle göstermek istedim. Hızlıca makro kaydetmek için bir takım yöntemler var. Bunlardan ilki görünüm sekmesi altında bakın burada makrolar bölümü var. Burayı seçip ardından makro kaydet derseniz makroyu kaydetmeye başlar. İkinci seçeneğimiz şurada sol altta bakın hazır şurada hazır olarak belirtiyor hemen onun yanında bir tane buton göreceksiniz zaten şu anda makro kaydedilmiyor yazısını da görüyorsunuz. Yeni makro kaydı başlatmak için tıklayın diyor. Buraya tıkladığımız anda makro kaydedilmeye başlanacak. Üçüncü olarak Excel'i biraz bilen insanların aslında çok da yabancı olmadığı şu geliştirici sekmesi ve bunun altındaki şuradaki bakın makro kaydet bölümü. Yine buraya da tıklayarak ne yapabiliriz? Makro kaydetmeye başlayabiliriz. Makro kaydetmeye başlamadan önce birkaç önemli nokta var. Onları özellikle sizlere sunmak istiyorum. Öncelikle eğitimin başında söyledim. Çok fazla bu makro kaydetme iş yapmanızı önermeyeceğim. Elbette bu yöntemle makro oluşturup bunu kullanabilirsiniz. Bu da çok abesleştigal bir durum değil ama özelleştirebileceğiniz makro türlerini kendiniz oluşturarak yani kodlayarak sonrasında yazmış olduğunuz koda müdahale ederek yaptığınız belki değişiklikleri eklemeleri kolayca takip edebiliyor olursunuz. Ancak makro kaydederek yapacağınız çalışmalarda geri dönüşler bazen sancılı olabiliyor. Çünkü biz kod yazarken oraya bazı bilgiler de bırakıyor olacağız. Burayı şundan dolayı şöyle yaptık. Burası bunu çalıştı çalıştıracak. Burası bunu çalıştıracak gibi. Temel bilgileri de bizden sonra eğer yaptığımız işi kullanacak insan bilgi edinmek istersek repordan öğrenebilecek ya da kendimize bir not olarak biz bu notları editörümüzde düşüyor olacağız. Fakat makroyu kaydederken neyi niçin yaptığınız, neyi neden yaptığınız bunların hepsi biraz sonra göreceksiniz böyle alt alta tek bir hamlede yazılıyor olacak. Ve bunları düzenlemeye çalıştığınız zaman hangisinin hangi özelliği çalıştırdığını belki o aşamada anlamıyor olacaksınız. Biraz sonra zaten özellikle seçim yaparken bunu çok iyi anlayacaksınız. Anlık olarak çünkü editörümüze de burada yaptığımız seçimler yansıyor olacak. O yüzden bu yolu kullanmak yerine kendi kodumuzu kendimiz yazarsak daha verimli olacaktır. Şimdi elimizde hazır buradaki makro kaydet butonundayken biz makro kaydetmeye başlayalım. Tıkladığımız anda bakın hemen bize diyor ki makro kaydet penceresini ben sana açıyorum. Çünkü bana bir makro adı gireceksin. Eğer istiyorsan bana bir kısa yol tuşu göster. Bu kısa yolu tuşladığında da ben bunu çalıştıracağım diyor. Tabii kısa yolla ilgili herhangi bir çalışma yapmayacağım ben burada. Excel'de zaten pek çok farklı kısa yol Bunlardan bir tanesine tesadüfen denk getirirsek olmaz. Zaten farklı bir şey de önerecektir ama ben yine de gerek duymayacağım buna. Sonrasında bakın alt Altında makronun saklanacağı yer var. Bu ne demek? hangi dosyalar için bunu yapacaksın diyor aslında. Bu çalışma kitabımız için mi yapacaksın yoksa başka yerlerde de çalıştıracak mısın vesaire bunları soruyor. Biz bu çalışma kitabı için yapalım şimdilik. Buradaki açıklama kısmına yazdığımız şeyler açıklama satırı içinde editörde görünecek. Eğer yazmak isterseniz bir açıklama da buraya yazabilirsiniz. Ben şimdi makro adını düzenleyeceğim. Bizim makromuzun adı eğitim olsun. Bir kere daha yazalım. Yazamadık sanıyorum ki. Evet. Eğitim yazdık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yazacağımız kodlarda yapacağımız çalışmalar oynamalarda Türkçe karakter kullanılabiliyor. Bu çok problem değil ama ben genellikle kullanmayacağım. Bilginiz olsun. Hemen gelip buradaki tamam butonuna tıkladığımızda artık bakın burada bir modül sayfası daha doğrusu pardon modül isminde bir klasör oluştu. Bu klasörü şöyle açtığımızda göreceğiz ki içinde modül 1 diye bir modül var. Modülü açtığımızda da bakın eğitim makro isminde bir burada ne oluşmuş daha doğrusu eğitim adında bir sab oluşmuş. sabı kapatmış ve buraya tek tırnak kullanarak açıklama satırı oluşturmuş ve eğitim makro olarak bunu buraya getirmiş. Şimdi benim yapacağım her türlü çalışma bu sheets'te yapacağım her türlü çalışma neyi gösterecek? Burada adım adım bana ne yaptığımı gösterecek. Mesela ben gelip bir kere B2'ye tıklarsam ne oluyor bakın? Hemen burada B2 range'in select edildiğini yani seçildiğini söylüyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus yapacağımız her hamlenin bir işlem aşaması olarak Olarak makroyu çalıştırdığımızda çalışacak olması O yüzden yaptığınız küçük hamlelerle işlerinizi bitirmeye çalışın makro kaydederken benim size önerim bu olacaktır. Evet burayı seçtik. Burayı seçmemizin ardından ne yapsın istiyoruz? Mesela buraya adı soyadı yazsın. Bir yan tarafa geçsin. Bir yan tarafa da okul yazsın. Bir yan tarafa daha geçsin. B2 hücresine de not yazsın. Şimdi bu işlemleri yaptı. Ben burada eğer bakın şöyle bir işlem yaparsam bakın dikkat edin. Bunları da ne yapacaktır? Kaydedecektir. Şimdi bunu okumaya çalışalım hızlı bir şekilde. Önce diyor b 2 seçtim. Sonra diyor aktif sele yani şu yeşil alanı demek istiyor aslında burada. Adı soyadı yazdım. Sonra geldim C2'yi seçtim. Okul yazdım. D2'yi seçtim, not yazdım. Sonrasında C6'ya gittim. Orada bir şey yapmadım. Sadece range'i seçtim orada diyor. Sonrasında B sunu ile ilgili bir width işlemi gerçekleştirdim. Yani boyutuyla ilgili bir ayarlama yaptım. Sonra gittim C sütununu seçtim ve seçtim değil, özür dilerim. C sütununa gittim ve C sütununun da width'ini yine 9 olarak genişlettim diyor. Bakın adım adım ilerlediğimizi görüyorsunuz. Sonra buraya işte isim yazmak için yine tıklıyorum. Bakın anında range b3 dat select yazdı orada. Buraya bir isim yazdıktan sonra bakın yine aktifsel formula r1 c1 eşittir Harun Altay ifadesini burada gördük. Okulda da aynısını yapacak. Notta da aynısını yapacak ve bu şekilde ilerleyecek süreç. Ama ben okul konusunda bunu pek böyle yapma taraftarı değilim. Mesela 40 tane kayıt girecekseniz veya kaç tane kayıt girecekseniz artık o kadar alanı seçin. Sonrasında bakın yapmanız gereken şey şu. Burada aktif olan hücre yukarıdaki C3 hücresi. Benim buraya yazacağım mesela okul bir ifadesini şöyle okul bir ifadesini kontrolle ile birlikte enter'a basarak çoğaltabilirsiniz. Sonra gelip bakacaksınız buradan selection that formula r1 c1 eşittir okul bir isimli bir burada ne oluştu? Adım oluştu arkadaşlar. Ve sırasıyla isimleri buraya yazabilirsiniz. Ben hepsini şöyle Ali yazayım. Çok fazla vakit almamak için. Elbette burada farklı isimler de yazılıyor olabilir. Bunun yine süreci farklı olacaktır. Yani tek tek adım adım gidecektir. Ve notlarda buna göre oluşturulabilir ama ben hızlı olması açısından yine şöyle hepsine bir değer verebilirim ya da rastgele aradayı kullanabilirim. Mesela onu bir kullanalım. Nasıl kullanıldığını da öğrenmiş olursunuz. Rastgele arada fonksiyonunun editörümüzde nasıl göründüğünü öğrenmiş olursunuz diyelim. Mesela 25 ile 90 bana burada sayılar türet dedim. Sonrasında yapmam gereken kontrole birlikte Enter'a basmak ve adımım buraya başarılı bir şekilde geldi. Peki bundan sonra böyle e, sürekli rastgele arada çalışacak? Hayır. Yapmak istediğim şey aynı zamanda bunu kopyalayayım. Sonrasında gelip bakın sağ klik buradan sadece değerleri yapıştırayım. Gördüğünüz gibi bunu da buraya hemen ne yaptı? Ekledi. Elbette bu kullanımları bu şekilde detaylı bir inceleme biz daha sonra göreceğimiz için burada çok fazla üstünde durmayacağım. Sadece adımların, süreçlerin nasıl işlediğini makro kaydederken sizlere göstermek istiyorum. Biz de bunlardan farklı aslında kodlar yazmayacağız buraya ama tabii ki işlem adımlarını ayıracağız birbirinden. Neyin nasıl yapılacağı ile ilgili daha detaylı bazı noktaları ele alacağız. Hemen şimdiden kafanızı karıştırmak istemiyorum bu noktada. Ondan dolayı bunu böyle bırakalım. Sonrasında bakın işimiz bitti. Ben yapacağım işlem bu dedikten sonra, emin olduktan sonra artık işlemin bittiğine ya da birazcık devam edelim. Olmazsa şurada bir renklendirme işlemi yapalım. Hemen alta bakın E2 ki d2 hücre aralığı seçildi diyor. Range hücre aralığı demek arkadaşlar. Hücre demek aynı zamanda range tek başına kullanılıyorsa. Burada dedi ki seçtim ben bunu dedi. Sonra ben geldim bakın giriş sekmesi altında burada bir arka plan dolgu rengi veriyorum ve hemen burada do, verdiğim dolgu renginin ne yaptı? Özelliklerini e, bu şekilde aşağı doğru listeledi. Sonra tabi istersem burada yine kırmızı renk verebilirim. Yine onun da renk türünü, özelliklerini vesaire burada ne yapacaktır? Listeleyecektir. Ve gelelim kenarlık konusuna. Kenarlıklarda da şöyle tüm kenarlıklar diyelim. Bakın aşağıya doğru uzun bir çalışma yaptı yine. Burada e, bunu özellikle göstermemizin sebebi biz de bunları yazarken bu kadar uzun yazacak mıyız? Bunu özellikle sizinle paylaşmak ama onu o zaman görmeniz daha faydalı olacaktır diyelim. Bunu kısaltacağız mı yoksa aynı bu şekilde mi yazacağız onu göreceğiz. Evet yaptığım işlem bitti diyorum. Excel'de e bunu açıklamam gerekiyor. İşte burada yapmam gereken şey artık değil mi? Gelip şuradaki makroyu durdurma butonuna bir kere tıklamak. Bakın ben makroyu artık durdurdum yaptığım işlemlerde. Burada herhangi bir ef efektif sonuçla karşılaşmayacağım. Tamam buraya kadar her şey yolunda gitti. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu e, kaydedebilirim. Kaydederken tabii xlsx olarak kaydetmeyeceğim bunu. Sonunda ne olacak. Yani makro olarak bunu kaydettiğimi göstereceğim. Ya da B harfi olacak. E, i̇sterseniz bir kaydedelim. Kaydederek devam edelim sürece. Ben bunu kaydet diyorum. Bakın hemen bana bir uyarı geliyor. Ne diyor? Aşağıdaki özellikler makro içermeyen çalışma kitaplarını Na kaydedilemez. Güzel Basic projesi varmış. Dosyayı bu özelliklerle kaydetmek için hayra tıklayın ve ardından dosya türü vesaire diye devam ediyor. Biz burada ne yapacağız? Hayra tıklayacağız. Çünkü bakın hayra tıkladığımda bana başka bir seçenek daha sunacak burada. Ben geleceğim makro içerebilen Excel çalışma kitabı olarak bunu kaydedeceğim. Hızlı şöyle diğer seçeneklerden ben masa üstüne bunu kaydetmeye çalışayım. Evet kayıt işlemini gerçekleştirdim. Şimdi mesela ben bu sheet 1'i ne yapabilirim? Buradan kaldırabilirim, silebilirim ama tabii silinmeyecektir. Neden? Farklı bir sayfa henüz yok. Evet sayfa 1'i açtım. Şimdi sheet 1'i buradan kaldırıyorum aldıracağım. Sileceğim. E hocam sen şimdi sayfayı sildin. Buradaki kodlar silinmeyecek mi? Hayır silinmez arkadaşlar. Eğer burada yapmış olsaydık işte. Bakın şurada yapmış olsaydık. Evet silinecekti kesinlikle. Ama zaten Excel bunu anladı. Dedi ki sen bir modül oluşturuyorsun şu anda. Yani bu sayfa silindiğinde buradaki özellikler kaybolur. Bundan dolayı sen bunu modül olarak oluştur ki istediğin sayfada kullanabildi dedi. Biz de buna güvenerek ne yaptık? Silme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi ne yapacağız? Artık makroyu çalıştırmamız lazım. Peki nasıl çalıştıracağız? Aslında ona bakarsanız buradan gelip bakın geliştirici sekmesinden e, ekle diyerek yani bir tane buton alıp buna atama yaparak da bunu çalıştırabilirim. Ama bu denetimlere geleceğiz zaten. Denetimlere geldiğimizde daha uzun e, anlatırım. O yüzden şimdi sıkıcı olmasın, uzun olmasın. Basitçe bakın makrolara gideceğim. Makrolarda benim makrom duruyor. Değil mi? Çalıştır diyeceğim. Çalıştır dediğim anda bakın hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirdi benim için. Şimdi ben tekrar modülü açacağım. Ve gelip arkadaşlar burada bir sayfa 2 açacağım. Şunu tekrar sileyim müsaadenizle şöyle. Şimdi ben modülün içerisindeyken ilerleden F8 kısa yol tuşuna basarak bakın ne yapıyorum? Adımlamaya başlıyorum. Şimdi önce SAP eğitim isimli girişimizdeyiz. Ben ne yapacağım? F8'e bir kere daha basacağım. Şimdi artık metodun içine girdik ve buradan devam etmeye çalışacağız. Ben bir kere daha dikkat ederseniz F8'e bastım ve ekrandaki değişimi fark etmişsinizdir. Birazcık hızlanarak devam edeceğim. Bakın adımlıyorum. Hem sağ hem solu takip edemeyebilirsiniz ama belki sağ taraftakini takip etmeniz biraz daha iyi olacaktır. Bakın o süreç böyle işliyor arkadaşlar. Bakın hepsi tek tek süreç olarak işledi. Bakın geldi 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 artık sonlara doğru geldi. Bütün işlemi henüz tamamlamamış olması lazım. Biraz daha devam edecek. Evet. Bakın devam ediyor. Tabi bu arada seçili kaldığı için o aralık görmüyorsunuz. Renk çalışmalarını, kenarlı çalışmalarını yaptı. En sapla bitirdi ve bir kere daha bakın ben F8'e bastığımda artık işlemi başarıyla tamamlamış oldu. Makro kaydetmek bu şekilde. Makro kaydederken de arka planda çalışılan kod bu şekilde üretilmiş oluyor. Buradaki rent between de tabii bakın rastgele aradan yani şurada kullanmış olduğumuz rastgele aradanın formül ile gösterimi. Elbette ki biz buradaki pek çok şeyi kendimize göre nasıl daha kısa bir hale getirip kullanacağız. Bunları da birlikte göreceğiz arkadaşlar. Müdahale etme konusuna geldiğimizde de bakın burada her şey adım adım gidiyor. Evet adım adım bunları takip etmek kolay. Ama arada başka bir özellik vermek istiyorsak bir yerlere ama kendi istediğimiz zaman bunu vermek istiyorsak makro kaydederken bunu yapamıyoruz. Bunu sonradan yapmamız gerekiyor. Başka bir belki modülle yapmamız gerekiyor. O yüzden makro kaydetmek yerine artık kodlamaya başlayacağız. Evet de kodlamaya başlamadan önce işin temel bazı noktalarını birlikte inceleyeceğiz ve hızlı bir şekilde bu seriyi bitirip Excel'de Microsoft'un güzel Basic özellikleri nasıl kullanılıyor, reaksiyonları nasıl oluyor bunları incelemiş olacağız. Eğitimlere destek vermek isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenin. Eğer şöyle helal olsun da diyorsanız maddi imkanınız da varsa lütfen katıl destekçisi olmayı ihmal etmeyin. Sonraki videoda aldığımız yerden devam edeceğiz.